Paralel ne ya? Paralel ne Allah'ını severseniz ya? Uzaydan düşmüş gibi hissediyorum kendimi. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, yollarında, sokaklarında, televizyonlarında konuşurken, yürürken aklımı yitirmiş gibiyim. Paralel nedir ya? Nedir paralel suç? Hocam bak, bunun bakın şu, bir dakika. Diyor ki bak başta ne dedi? Bize dedi çıktı. Ya bakın. Sayın Cumhurbaşkanı dedi hayır, ki bakın. Devletin içinde bir yapılanma var. Bunlar dedi bak bunlar. Ya, hiyerarşinin dışından bir yerden emir alıyorlar. Ya, bir dakika. İki senedir bunu bekliyoruz. Ya ben sizinle tartışmak için söylemiyorum bunu. Herkes söylüyor. Normal bir şeymiş gibi söylüyor. Kanıksamışlar. Cumhurbaşkanı kim ya? Cumhurbaşkanı. Bir dakika özür diliyorum. Yani bir yargı sisteminde Cumhurbaşkanı'nın sözünün hakim açısından önemi nedir? Cumhurbaşkanı şunu suçlu dedi. Yargılayayım, hapse atayım. Bunun ne kıymeti var? Allah hocam, aşkına söyle ya. Bizimkiler özür diliyorlar ya, iki saat geciktik diye. Ya bakın bu ülkede biz MGK kararları hukukun üstünde olamaz. Bunu tartışıyorduk. Bu ülkenin demokrasi çıtası buydu. Doğru, ne diyorduk? Kırmızı yani. Kitap olamaz. Niye? Anayasanın üzerine bir şey olamaz. Niye anayasa en üst kitaptır? Çünkü meclis yapmıştır. Çünkü halk oylamıştır. Bilmem nedir falandır filandır. Bunun üzerine bizim onaylamadığımız bir şeyi koyamazsın. Erdoğan'ın bunu Cumhurbaşkanı'na koyamaz. Kanunun hiçbir geçerliliği yok sözü var. Paşalar koyamaz. Hiç kimse koyamaz. Biz niye Kenan Evren hakkımızı helal etmiyoruz diyoruz? Çünkü anayasanın üzerine bizim bilmediğimiz gizli kapaklı hukuksuz kurallar koydu. Şimdi şunu soruyorum ben. Cumhurbaşkanı diyormuş ki şu suçlu. E desin. Ben de Cumhurbaşkanı suçlu derim. Bunun hukuk sistemi açısından anlamı yok. Siyasi anlamda anlamı vardır. Seçime gidiyorsa anlamı vardır. Paralel nedir? Hukukun hiçbir yerinde paralel, üçgen, müçgen diye bir suç yoktur. Ne suçu vardır? Hukukun içerisinde bir hakim. Bir hakimi nasıl sen mahkeme edersin, nasıl hapse atarsın, nasıl mesleğinden men edersin? Yazılı olan kurallara uymuş mu, uymamış mı? Buna bakarsın. Efendim bu adam bilmem ne tarikatının, bilmem ne cemaatinin, bilmem ne grubunun başındaki adamı seviyor. Ne var bunda? Ondan, efendim onun söylediğini yapıyor. Onun söylediği hukuka uygun mu değil mi ona bakılır. Bunun söylediği hukuka uygun mu değil mi buna bakılır. Yoksa bir adam Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı diye bir hakim mesleğinden alınır mı? Bu adam hukuka göre iş mi yapmış, hukukun dışına çıkmış mı?